Bugünkü panelimizin konusu korona. Virüsü biliyorsunuz, ağız alışkanlığı antivirüs diyoruz. Korona virüsü biliyorsunuz hepimize ciddi etkiler bırakıyor. İşimizi aksatıyor, günlük yaşantımızı aksatıyor. Bambaşka bir dünyaya pencere açıldı. Bundan sonraki yaşantımız nasıl olacak, ne edecek bilmiyoruz ama iki tane derdimiz var. Evlerde sıkıldık, artık şu salgın bir an evvel geçmeli. Ve bir an evvel normal hayatımıza dönmeliyiz. Normal hayata döndüğümüz anda da başka sorunlar, inşallah dönersek başka sorunlar karşımıza çıkacak. Ekonomik sorunlar. Çünkü şu an içinde bulunduğumuz kriz ortamı işlerimiz zaten pek iyi değildi ama daha da kötüye götürdü. Ve bu korona salgınından hemen sonra ne yapacağımız hakkında hiçbirimizin doğru düz bir fikri yok. Hepimizde bir karamsarlık var. İşte bu konuları tartışmak bizi nasıl etkiledi, nasıl çözümler üretmeliyiz, hükümetten nasıl yardım istemeliyiz bunları konuşacağız. Bu bağlamda dört tane önemli konuğum var. Bunlardan birisi Rüştü Arseven TÜBİDER'in şu an sektörümüzün en önemli dernekten TÜBİDER'in başkanlığını yapıyor. Diğeri Aykut Seyrek, Teknoloji Grup. Biliyorsunuz 2500'dü benim bildiğim. Birazdan kendisi söyler Aykut Bey'in. Bu kadar kişilik bir grubun yöneticisi. İki tane daha panelistimiz var. Onlar da katılabilirlerse onları da o geldiklerinde tanıtmış olacağım. Sözlerimi önce Rüştü Bey'le başlayacağım. Değerli Rüştü, önce ilk turda şu soruyu sormak istiyorum. Şu an ne sıkıntılar yaşıyor? Özellikle donanım tarafında senin çok hakim olduğun konular. Ben biliyorum, yazışmalarından takip etmeye çalışıyorum. Çok da üzülüyorum. Keşke elimizden medya, basın ve Murat Göçak bir destek gelebilse ama bugünlerde hepimiz kendi derdimize düştük. Ama orada da can çekişen bir sektör var. Ne yapmalıyız? Ne sorunlarımız var? Önce onu sorayım. Ne sorunlarımız var? Biraz özetlemeye çalış. Sonra da çözümleri için senden fikir almaya çalışacağız. Merhaba. Öncelikle ya böyle bir ortamdaki keşke başka konuları konuşabilseydik. Çok daha verimli, çok daha keyifli konuları paylaşabilseydik. Benim tercihim bu olurdu. Ama maalesef tabii bu da hayatın gerçeklerinden. Bunu da yaşamamız gerekiyormuş. Bir de bizim işte saçlar başlar zaten yaşımızı belli ediyor. Yaşamadığımız neredeyse bir bu kalmıştı. Hani bunu da bir şekilde göreceğiz ömrümüzde demek ki. Ama inanırım ki her zaman beteri vardır. Belki bugünlerimize bile şükretmemiz gerekebilir. Yani bundan daha sıkıntılı günleri anları da yaşayabiliriz. İnşallah onlar da sınav olmayız. Konulara şöyle başlamak gerek. Bir kere bu koronavirüsü ilk başladıktan sonra Çin'deki tabii ki her ülke olduğu kadar bu işi yavaş algılamaya, yansıtmamaya, hatta biraz yok saymaya çalıştı. Ve bunun sonuçlarının nerelere geldiğini bugün İtalya'da, Avrupa'da çok net görüyoruz. Yani biz ne yapabilirdik? Biz de biraz daha belki tam. Evet, sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Bugün sektördeki çok sayıda arkadaşımla bir haftadır yoğun telefon görüşmeleri yapıyoruz şimdi doğrusu. Hani her seviyede, her segmentteki kanal ticareti yapan firmalarla çok ciddi kayıplar var. Yani %70-80'lere varan işlerde düşüşler var. İç piyasada çok ciddi durgunluk var. Hatta bazı üreticilerin yurt dışı bağlantıları vardı. Bu bağlantılar devam ediyordu şeyde. Yakın zamanda onlarda da sıkıntı olmaya başladı. Çünkü ülkelerin gümrüklerinde sıkıntılar olmaya başladı. Mal teslimlerinde ya da ödemelerinde bir takım sıkıntı olmaya başladı. Bu korona krizi şu andaki sağlık krizinden çok daha önemli bir halde ekonomik kriz olarak işin doğrusu karşımıza çıkacak. Şu an zaten bunun yansımaları başlıyor ve aslında bugün de zaten temel konuşacağımız konu bu. Bundan itibaren neler yapmamız lazım? Bu geçişi nasıl daha yumuşak sağlayabiliriz? Piyasanın etkilenmesini nasıl daha iyi yönetebiliriz? Bugün biraz da onları konuşacağız. Yani çünkü işin doğrusu İnsanlar evden çıkmasın, evde kal sloganıyla herkes evde kalmaya çağırıyoruz. Ama maalesef birçok işlerin böyle evden kalarak yönetilme imkanı yok. Dışarıda olmak zorunda kalan, işlerini mecburen işinin başına yapması gereken, üretici olan, teknik servis veren, ürün satan, fiziki ürün satan çok sayıda
kanal çalışanı var. Ve başka sektörlerde var tabii ki. Sadece bilişim sektöründen bahsetmiyorum. Dolayısıyla çok radikal önlemlere ihtiyacımız var ki onları da birazdan konuşalım. Peki Rüştü, ne yapıyorlar? Mesela şimdi daha, yani sizin TÜBİTAK'ın daha ağırlıklı dükkanlar var ve Evet. insanlar dükkanlardan mal almaya çalışıyor. Ya da dükkan olmasa bile bir şirket var, fiziki konumda olan firmalar ve bu Evet. firmalar gelip alışveriş yapmaya çalışıyorlar ama dükkanda kimse yok. Nasıl çözüyorlar bu sorunlarını? Yani şöyle söyleyeyim, mümkün olduğu kadar bir kere satış ekibi ya da işte bu mağaza ziyareti yapan elemanlarını bir kısmını izne çıkardılar. Bir diğer grup, ikinci grup çalışanların bir kısmı şirkette nöbetçi gibi kalıyor. Nöbetçi dönüşümlü olarak şirkete geliyorlar. Bunu değiştirdiler. Çoğu toplu taşımayla gidecek olanlar varsa toplu taşımayı kullanmasın diye personelin bir kısmını özel arabalarda birleştirip ya da kendi dışarıdan servis tutarak serviste bu işi çözmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla şu anda zaten çok düşük bir profilde iş götürmeye çalışıyorlar. Yani bu bir evden çalışma değil aslında. Fiziken çünkü mağazanın, dükkanın, iş yerinin, deponun, sevkiyatçının bizzat orada olması gerekiyor. Yani ellerinden geldiği kadar kısıtlama yapsalar bile muhakkak o firmada çalışması gereken, fiziken orada olması gereken insanlar var. Peki, online'da mı satışlar arttı? Online'da satışın arttığını düşünmüyorum. Çünkü yani online'dan satışı alsanız bile yani bunun sonuçta hani son tüketici ürünlerinden bahsetmiyorum. Son tüketici ürünlerinde tabii ki bunu online'dan yönlendirerek bir çözüm yolu üretebilirsiniz. Ama bizim kullandığımız ya da sektörümüzün en önemli konusu zaten hizmet gerektiren konular. Yani bir video kamera, güvenlik kamerası aldıysanız bunun bir kuruluma ihtiyacı var. Bunun ayarlanması lazım, montajı lazım, kablo çekilmesi lazım gibi. Ya da işte bir yazılım aldıysanız, güvenlik yazılımı aldıysanız bunun arka tarafta programınızın uygulanması lazım. Bununla ilgili yakından ya da uzaktan muhakkak bir destek Ama almanız lazım. bakiye için böyle oldu. O nedenle sistem devam Teşekkür ediyor. ederim. Şeyi kapatıyorum sizi. Güzeldi gelmeniz. Düştü. Sen devam edebilirsin. Gönül Hanım'ın Tamam. sesi şu an yok. Ama Peki. sen de kabloyu oynayınca düzeliyor ses. Evet, şimdi düzeldi. Ben söylemeye çalıştığım şey şu, bizim sektördeki bütün çalışanlarımızın tamamen evden çalışması gibi bir şey söz konusu olamaz. Yani böyle bir yapı yok. Özellikle TÜBİDER üyesi olan bilişim firmalarının çeşitli ara toptan ya da toptan ya da Etmeye çalıştık ben. Ne diyorsun? Halim Bey'in haklı bir şeyi var. Diyor ki donanımda öyle pek uzaktan falan çok kolay olmuyor. Gönül Hanım dedi ki tabii zaten bu da öyle bir siyah beyaz konusu değil. Bir şekilde yarısını halledilebilir ama genellikle de sahada olmak gerekiyor diye. Değil mi? Öyle bir sıkıntımız var donanımda. Senin yine konnektör kısmı da bir çalışma sıkıntı. Evet, biraz daha Şu oyna. an bilgisayarı Evet, açıktan güzel. kapatsam ses daha iyi mi? Şu an iyi. O zaman buradan devam edeyim, böyle devam Evet. edeyim. Şimdi donanımın, yazılımın ya da hizmetin ne kadar iç içe olduğunu aslında hangisi daha öncelikli, hangisi daha önemli falan diye bir konuya girmemizin çok anlamı yok yani çünkü bu bir bütün işin doğrusu. Dolayısıyla burada konuştuğumuz arkadaşlar da bizim üyelerimiz arasında çok sayıda yazılımcı da var, donanımcı da var, hizmet ürünü, hizmet veren firmalarımız da var. Dolayısıyla hepsiyle bir şekilde muhatap olduğumuzda Alim Bey'in şeylerine aynen katılıyorum. Yani gerçekten yani göründüğü gibi değil olay. Yani sahada sadece mağazada, dükkanda işte klavye, mouse, webcam satmak da bitmiyor. Ya da işte kartuş satarak bu iş sürdürülmüyor. Yani çok ciddi bir emek var. Ve o nedenle de zaten bu konunun radikal bir takım çözümlere ulaşmasına ihtiyaç var. Ama biz birazdan bahsedeceğim. Yani bu aslında şu andaki tehdidi biraz fırsata çevirmeye ihtiyacımız olduğu da çok net açıkçası. Yani
belki yavaş yavaş çözümlerde bunu da konuşmamız gerekecek. Yani bu tam bir fırsata dönüşebilir. Biz bunu hem kendi sektörümüz için hem de diğer bütün sektörler için, yani uzun zamandır konuştuğumuz konuları biraz daha hızlandırmaya ihtiyacımız var. Çok doğru. Zaten çözüm kısmına da gelmiştik. Yani neye ihtiyaçlarımız var diye. Çok da tesadüf, Ali Rıza Ersemen yazdı. Rüştü Ersemen konuşurken. Şöyle bir mesajı var, diyor ki, güzel çalışmanızın devamını dilerim. Sayenizde biraz sosyalleşiyoruz. Önce fabrikamızın çalışanlarıyla yaptığımız anlaşmayı söylüyorum. Tüm çalışanlar yüzde eksik eksik çalışma, %25 eksik maaş. Çoğu firma bunu uyguluyor galiba bu dönemde. Sebebi ise sokağa çıkma yasağı ve gümrük kapına kuyruklar nedeniyle ihracatımızın sıfıra inmiş olması. İç piyasa zaten %5'te. Çözüm dolaylı devlet desteği anlamına gelecek olan SGK Muhtasar iptali, ertelemesi değil demiş, bu önemli. Erteleme çünkü kimsenin işine yaramıyor pek. Elektrik, su, doğal gaz giderlerinden vergi alınmaması, üretici olarak bizim verebileceğimiz destek ise vadeleri uzatmak olabilir mi diye de eklemiş. Hem bunu cevaplamak adına hem de devamını getirmek adına neler yapılmalı, ne tür ihtiyaçlarımız var, devlete ne mesajlar iletilmeli, söyleyebilir misin? Tabii şimdi kamuyla başlayalım. Bir kere bilişim sektörünün o ilk açıklanan ekonomik paketteki öncelikli sektörler alanında olmaması bir handikap. Biz yıllardır maalesef belki sektör olarak bunu anlatamıyoruz yani bir türlü. Herkes bilişim sektörünün kendi içindeki cirosuna bakarak, yani bütün sektördeki ciroya bakarak bunu değerlendiriyor ki ve en büyük hata burada. Yani bir mobilya sektörü bunu alıyor, bir inşaat sektörü bunu alırken bir bilişim sektörü bu etkinin dışında kalıyor. Oysa lütfen herkes düşünsün. Yani bu webinar aslında biz kendi içimizde bizi izleyen şu an 70'te 75 kişi de dahil olmak üzere herkes çok iyi biliyor. Yani konu aslında bilişim sektörü değil. Bizim konuştuğumuz Türkiye'yi konuşuyoruz. Bugün siz gıda, tarım, hayvancılık işte yapsanız, ne bileyim mobilya da üretseniz, inşaat da yapsanız, bilişim teknolojilerini, hani diğer fabrikaları saymıyorum yani diğer teknolojik firmaları, muhakkak bilişim sektörüne dokunmak zorundasınız. Yani bilişim sektöründen bir destek almadan işinizi yapmaya ihtiyacınız neredeyse sıfıra geldi. Ve en büyük handikap bu konunun pas geçirilmesi. Yani Türkiye'nin bütün altyapısını değiştirecek konunun pas geçirilmesi. Biraz isterseniz KOBİ'lerle ilgili bir duruma gelelim. Yani onun neden olması gerektiğini anlatalım. Ondan sonra da kamudan ne beklediğimizi arkasına ekleyeyim. Çünkü bizim hani klasik olarak çok gündem, tamam belki ağızda sakız oldu, dijital dönüşüm deyip duruyoruz yani hepimiz. Ama Türkiye'de dijital dönüşümün global anlamda kullanılan, yani Batı'nın kullandığı dijital dönüşümden çok daha farklı olmasına ihtiyaç var. Çünkü biz bilgi teknoloji ürünlerini, özellikle bilgi teknoloji ürünlerini kullanmıyoruz. Bakın kullanmıyoruz, bu kadar net söylüyorum. Niye? Çünkü 2018 rakamları 9,3 milyar dolar tüm pazarın büyüklüğü. 9,3 milyar doların Almanya'daki karşılığı, nüfus için aynı Almanya'yı gösteriyorum size, yaklaşık 110 milyar dolar. Yani bizden 10 kat, 11 kat büyükler. Şimdi Almanya'nın Türkiye'den daha büyük olması ya da daha fazla bu yatırım yapması makul mü? Tabii ki makul. Yani boyut olarak hepimiz bunu sokaktaki herkese kime sorsanız söyler. Peki bu farkın 10 kat olması normal mi? Yani ekonominin 3 kat, 4 kat olması gayet normal, düşünülebilir, konuşulabilir. 10 kat olması normal mi? Biz bilgi teknolojilerini kullanıyoruz ve özellikle üretim teknolojisinde altyapımız çok eksik yani. Ve bizim hızlı bir şekilde bilişim teknolojilerini kullanır hale gelmemiz ancak zaten bu ülkenin fotoğrafını değiştirecek. Ben onun için deminki konuşmanın bir tarafında bu yaşadığımız sıkıntıları fırsata çevirmemiz gerek demenin sebebi bu. Burada çok özel. Çünkü 9 milyar doların siz zaten 3 ay örneğin KDV almasanız, %1 KDV alsanız sembolik olarak. Zaten hiç ortaya koyduğunuz rakam 2,5-3 milyar dolarlardan bahsediyoruz. Yani bu rakamın hepsi artı iki kullanılsa, ama bunu ikiye katlarsanız siz ülkenin şekli şemali değişecek. Maalesef bize bilgi teknolojinin kullanılmamasının en büyük sıkıntısı biz nerede görüyoruz? KOBİ'lerde görüyoruz. Zaten 100 üstü, 150 üstü çalışanlar, firmalar zaten bu işin içinde yer bilgi teknolojisi konusunda bir elemanları var ya da müdürleri var ya da sektör, bu konuyla ilgili departmanları var. Bu konuyu takip ediyorlar. Orada problem yok. Problem zaten küçük esnafta. Özellikle mikro şirketlerde bunlar da hiç yok yani.
Dolayısıyla Evet, biz burada... yani şunu Buyurun. anlıyorum ben. İstediğiniz kadar diğer sektörlere destek olun, ekonomik tedbirler uygulayın. Bilişimi önce ayakta tutmazsanız zaten o diğer sektörler batacak. Yani Kesinlikle. batacak yanlış oldu belki ama Batacaklar çalışamaz tabii duruma göre. o demek ama aynen. Yani diğer çünkü biliyorsunuz bir kelebek etkisi vardır. Yani sonuçta bir kelebek etkisini yaratacaksak biz bu etkiyi bilişimden başlatmamız gerekiyor. Ya yani buradan başlatmadığımız için zaten bugün bu kısımda da karşılaşıyoruz. Şu an düşünün işte bütün öğrenciler evde eğitimlerini almaya çalışıyorlar. Peki neye dayanarak? Alt tarafta internet çalışıyor. Evde modem çalışıyor. Modemin bağlantısı, internet bağlantısı, bununla ilgili hatta daha ileri gidiyor işte diğer sosyal şeyleri koyduğunuzda bütün altı bilgisayar altyapısına dönüküyor. Eğitimin verdiğiniz, yaptığınız sunumların tamamı bilgi teknolojiyle ilgili bir sektör. Ya bu sektörün daha ürettiği ürünler ya da hizmetler. Bunları kullanıyoruz yani şeyde. Peki tekrardan döneceğim sana Rüştü. Şu an Neslihan bağlandı. Onu almıştık hatırlarsanız. Şu an durumu da stabil gözüküyor. Neslihan bizi duyuyor musun? Sıkıntı geçti mi? Neslihan'ın internetinde sorun var. Onu pas geçiyoruz yine. Zehra Hanım bağlandı. Önemli bir mazereti var. Zehra Hanım, duyuyor musunuz? Adamı duyan sektöre hem de katkı sağlayacağımız diğer sektörlere ondan sonra uzun vadeli stratejileri tabii ki devreye sokacağız. Biraz da ülkemizin gerçeği bu herhalde. Teşekkür ederim. Şimdi Banu Aykın Köylü, Rüştü Bey size döneceğim. Banu Aykın Köylü diyor ki geç bağlandım, tanıtma bölümünü kaçırdım. Lütfen konuşmacı isimlerini sektörüne yazabilir misiniz demiş. Hemen ben tekrardan özetleyeyim. Bu arada bizi şu an izleyen 77 katılımcı var. 4 tapanız, 81 kişiyiz. Rüştü Arseven Bey, KUBİDER Derneğimizin Başkanı. Gönül Kamalan'ın YASAT Derneğimizin Başkanı. Aykut Seyrek Bey, Teknoloji Grup Yöneticisi. Zehra Öne Hanımefendi de bir tek kadın platformu, ismini yanlış söyleyebilirim. Bilişimde Kadın ya da neyse Zehra Hanım düzeltecektir beni, şu an hatırlayamadım. Derneğimizin başkanları. Dört tane, üç tane çok önemli derneğimizin başkanı, bir tane de önemli bir kalabalık grubun başkanı panelimizi gerçekleştiriyoruz. Neslihan Hanım da Bilişim Zirvesi Genel Müdürü'ydü. Etkinlikler adına bizle konuşacaktı ama teknik sorunlar yaşıyor. Kendi internetiyle ilgili olduğunu sanıyorum. Şimdi Rüştü Bey'e tekrardan döneceğim. Sevgili Rüştü, o eleştiriyi gördün. Diyor ki, Evet. bir derdi bugüne kadar günümü kurtardı acaba? Niye bugünlere böyle hazırlık yapılmadı? Şöyle aslında bu eleştiri son derece haklı ama bu kişisel kanaatim biraz bizim Türk genlerimizden kaynaklanıyor. Yani bizim genimizde var biraz günü kurtarmak ya da günü yaşamak işin doğrusu diyeyim. Şimdi bilgi teknolojilerini kullanmıyoruz derken aslında söylemek istediğim tam da bu. Birçok yakın tanıdıklarım da dahil, birçok arkadaşlarım üniversiteden vesaire eğitimli olmalarına rağmen bu arkadaşların ceplerinde en az günün en popüler cep telefonları var, akıllı telefonları var. En üst modelleri, en yeni modellerini taşıyorlar. Fakat iş yerlerine baktığınız zaman bu kişileri, bunların iş yerinde sahibi olanların da çoğuna baktığınız zaman bu arkadaşlarımız maalesef ne network güvenliğinden bir haberler, ne veri yedeklemeden bir haberler ne de IP güvenli kamera sistemlerinden bir haberler. Yani bunların ne getirecekleri konusundan çok uzaklar. Biz toplum olarak da baktığımızda zaten sıkıntımız hani biraz önce söylemeye çalıştım. KOBİ'lerde dijital dönüşüm diye getirmeye çalıştığım noktanın temel noktası burası bakın. Avrupa'da Almanya örneğini az önce vermiştim. Yani Avrupa'daki tüm IT harcamalarının yaklaşık %85'i kurumsal iken Türkiye'de bu oran kaç biliyor musunuz? Sadece %45. Bu IDC raporudur. Bu çalıştığım kaynak IDC raporundan aldığım bir bilgidir. Avrupa'da, Batı Avrupa'da %85 olan rakamı biz %45 kullanıyoruz. Biz zaten bilgi teknolojinin de çoğu tarafını bireysel kullanıyoruz. Sıkıntımız bu. Bir türlü kurumsallaşamıyoruz. Yani bu noktasındaki, bunu anlatmaya çalıştığımız nokta bu. Bu bizde maalesef birçok uygulama zorunlulukla ancak uygulanabilir hale geliyor. Şu an insanlar niye sokağa çıkma yasağını konuşuyorlar? Çünkü yönetemiyorlar. Yani sokağa çıkmamayı yönetemiyorlar. Yani zorla Peki, neredeyse pencere atmış.
Seni ilgilendiren bir soru var. Besim Tonoz'dan. Evet. Diyor ki herkese merhaba. Besim Tonoz da aynı zamanda TÜBİDER üyesi bir kardeşimiz. Diyor ki birçok firma fiili mağazalarımızı kapattık. İnternetten sipariş verebilirsiniz diye bilgi reklam veriyor. İnsanlardaki algı internetten sipariş verdiğinde sistemi kendi kendine ürün ürettiği şeklinde. Bunu üretecek, hazırlayacak depocular, sevkiyat ya da kargocular sistem harici gözüküyor. Instagram'da birçok yerde internetten satış yapan firmalardaki çalışmanın 15 saate kadar çıktığı konuşuluyor. Bu işin tek çözümü yönetim gözüküyor. Siz ne dersiniz? Yani diyor ki her şeyi iptal etsinler. Böyle sadece internetten olmaz. Ben öyle anlıyorum. Sık yönetimle bu konu kapansın. Çünkü kargocular var, sevkiyatçılar var, bu ürünü hazırlayanlar var, tedarikçiler. Bunlar nasıl çalışacaklar ki bu ortamda diyor Besim. Yani. Aynı fikirdeyiz. Bu çok kolay bir yöntem değil tabii ki. Yani hani mümkün olan hayatı durdurmak gibi. Bunun çünkü gittiğiniz yerin neresi olduğuna bağlı. Bir müddet sonra giderseniz marketlere gidersiniz, sonra eczanelere gidersiniz, sonra hastanelere kadar gidebilirsiniz. Yani hani o da dursun, bu da dursun derken. Yani o biraz zor yönetilecek bir konu işin doğrusu. Ama konu, biraz önceki soru çok daha kritik. Gerçekten bugünlerde özellikle bilişim sektörü için konuşmuyorum. Tüm sektörleri, bu özellikle 100 çalışan altı olan COBİ'ler için konuşuyorum. Bunların tamamı ben hızlı bir şekilde bir takım devlet destekleriyle hızlı bir şekilde dijital dönüşüme geçmelerine, bunun altyapılarında donanımsa donanım, yazılımsa yazılım ya da işte sosyal medya avantajları gibi konuları desteklenerek bu tarafa dönmesine ihtiyacım var. Yani bizim esas meselemiz kurumsal yapılarımızı maalesef güne hazır edememiz. Bugün onun sıkıntısını çekiyoruz zaten. Yani o nedenle bugün bu sıkıntıları yaşıyoruz. Neslihan'a geçmeden sana direkt gelen bir soru olduğu için ileteyim. Sonra Neslihan'a döneceğiz. Tunca Işık söylüyor. Sevgili dostumuz, TÜBİDER üyesi aynı zamanda EDATAN İstanbul sorumlusu galiba. Rüştü abinin söylediği gibi biz de dijital dönüşüm dediğimiz şeyin yurt dışındaki adı dijitalleşme. Önce dijitalleşme yapılmalı ki sonra dijital dönüşüm olabilsin. Evet, aynen bunu söylüyorum. Yani bu, yani biz dijitalleşmeyi ve dijital dönüşümü birlikte yürütmek zorundayız. Biz zaten şu anda konuşulan şeyler, verilen örnekler, hatta birçok üniversite örneğin bu konuda çalışma yapıyor. Üniversitede yaptığı çalışmalar da tamamen dijital dönüşüm üzerine. Peki dijital dönüşümü kimle yapıyorsunuz? Hangi firmalarla yapıyorsunuz? Zaten büyük firmalarla yapmaya çalışıyorsunuz. Esas konu orada değil ki. Çünkü siz ekosistemi bir kere yaşatmamız lazım. Yani bizim şu anda dükkanda mal satan, sevkiyat yapan, teknik servis veren firmalarımız şu an yaşayamayacak. Yani bu noktadayız yani. Bu ekosistemi yaşatamazsanız sonra tekrar toparlama şansınız yok zaten. Şu anda en önemli konu bu insanların ekosistemdeki ticaret yapan firmaların ekonomik sıkıntılarının kafalarından bir miktar almaya ihtiyacımız var. Bunları aşağı çekmeliyiz. Yani bu adam elektrik, su, doğalgaz, SSK, muhtasar gibi bir takım ödemelerin ötelendiğini, ertelendiğini ya da bir kısmını ödemeyeceğini, yani şu an herkesin bütçesine örneğin 100 birim bu ayın sonunda 1 Nisan itibariyle ödeme varsa bu 100 birimi nasıl 30'a 40'a çekeriz, bunu düşünmesi lazım. Yapmamız Pınar ki abim, dostumuz, kardeşimiz diyor ki ekonomik boyutunda bilişim sektörüne bir üvey kardeşlik var gibi. Herhangi bir özel destek duyumu var mı devlet, KOSGEB, RSK tarafında? Biz network ürünleri satan bir firmayız. Sahada özellikle güvenlik altyapısı kullanan switchlerde uzaktan destek veriyoruz ama gelirler sıfır oldu. Ekip çalışıyor ama nasıl olacak peki demiş. Şöyle başlamak lazım. Deminki konuşmalarda da işinde geçti. Yani devletin dijitalleşmeye bakışı tamamen e-devlet mantığında yürüyor. Yani e-devlette neler yapabilirim noktası olarak. Yani devlet sadece kendi hizmetlerinin, kendi sunduğu hizmetlerin bir ara koordine olarak nasıl yayabilirim, bunu nasıl yaparım diyor. Bu çok doğru bir yaklaşım aslında, iyi bir yaklaşım. Fakat eksik bir yaklaşım kalıyor. Çünkü devlet bunu yaparken dijitalleşmeyi, hatta dijital dönüşüm, dijital şey arattığınızda kamu sitelerine girdiğiniz zaman ya da kamuda yapılanlara baktığınız zaman size sadece dijital dönüşüm olarak e-devlet çalışmalarını gösteriyor. Oysa bunun çok daha ötesinde bir sıkıntımız var. Yani bilgi teknolojisini kullanmıyoruz diye tekrar tekrar söylememizin temel sebebi şu.
Bakın ihracatımızdaki yüksek teknoloji ürünlerin ihracat oranı yaklaşık şu anda 2,5-3'lere zorluyoruz yani şimdi. Tüm ihracatımızın içindeki yüksek teknoloji ihracatından bahsediyorum. Halbuki bu oranlar yurt dışında Almanya'da, Fransa gibi ülkelerde 15'lerde, 25'lerde dolaşıyor. Bir kere üretmiyoruz. İkincisi örneğin yüksek teknoloji imalat sırasında kullanım oranımız 1/3 seviyesinde. Biz bir kere şunu kabul etmiyoruz aslında. Yani biz bilgi teknolojilerini gerçekten hani sıfır demeyeyim ama yeterince hiç kullanmıyoruz. Zaten bunu aşabilsek, bunu biraz aşabilsek zaten o zaman demin konuştuğumuz 9.3 milyar dolar vesaire rakamlarını geçeriz yani şeyde. Şimdi önümüzdeki rakamların bizim çok daha 2'ye 3'e katlamamız lazım. Yani bunun için devletin çok daha organize, daha kontrollü, daha sistematik destekler vermesine ihtiyacımız var. Onun için bizim sektörümüz mobilya sektöründen, inşaat sektöründen ya da diğer bir takım sektörlerden çok daha önemli. Çünkü kritik bir nokta. Siz esas ana damarı besleyen, kan veren, kılcal damarlara kadar ulaşan her noktadaki şeyi pas geçiyorsunuz. Yapının bunu değişmesi lazım. CyberCode Bilişim Genel Müdürü Serhat Yediyer demiş ki, bence çok farklı yerlere gidiyor konu ama bu soruyu daha önce iletmişti. Müştü abinin dediği gibi odaklanılması gereken ekosistemin ayakta kalması için yapılması gerekenlerin listelenmesi ve bu devletten bu desteğin alınmasını sağlanması olacaktır. Bu konuşulanlar dijitalleşme en yakın yıl sonu aktif olur. Ama 3 ay sonra batacak olan firmanın sayısı oranı nedir diye düşünerek bir aksiyon planı oluşturulmalı diye düşünüyorum. Saygılar demiş. Hani diyor ki tamam dijitalleşme, dijital dönüşüm falan çok önemli ama bu dönemi de atlatacak, bize bir yol gösterirsin, önlemler paketi hazırlansın, devlete sunulsun diyor. Böyle bir çalışmalar evet. Yapıyor mu TÜBİDER? Tabii bunu TÜBİDER olarak da diğer yasasında top yazılım meclisinin de yaptığını biliyorum. Basında paylaştığını biliyorum, kamuyla paylaştığını biliyorum. Hatta kamuda bir takım yerlere ulaştırdığını da biliyorum. Ama bunu çok daha farklı ve yüksek sonda dile getirmeye ihtiyacımız var. Bakın şimdi herkesin bir kere bugün şunu düşünüyor, yani bir işveren şunu düşünüyor. Ben Nisan, Mayıs, Haziran önümüzdeki 3 ayda benim normal örneğin 100 birim her ay başında masrafım varsa ben bu masrafımı nasıl karşılayacağım? Bu masrafın yani bu harcama kalemlerinin içinde kira var, personel ücretleri var, elektrik, su, doğalgaz var, diğer bir takım ihtiyaçların karşılanması var. Bunu nasıl, bizim şimdi devletten beklediğimiz en temel nokta bu 3 ay bir kere bu sistemin ayakta kalması. Eğer çünkü biz bunları yapmazsak, devlet olarak yapmazsak, devlet olarak desteklemezsek, bu konuları gündeme almazsak 3 ay sonra zaten bu insanların o 3,5 milyonluk toplam KOBİ'nin birçoğu olduğu gibi bunun içinde bilişim KOBİ'leri de dahil birçoğu kaybolacak ortada. Yani yok oluyoruz yani. Yani bu yok olup olmama meselesidir. Bu kalma meselesidir. Hayatta kalma meselesidir. Bir takım noktaları eğer ya bugün alacağız kararları ya da sonra geçmiş olsun diyeceğiz. Yani bir ay sonra aldığınız zaman örneğin bu olanların belki %40'ı gidecek. 2 ay sonra alırsanız %70'i piyasadan kaybolacak. 3 ay sonra da belki %80-90'ı gidecek. Dolayısıyla bu iş gittikçe daha sıkıntılı bir hale gelecek. Bugün örneğin biz kiraları örneğin ne bileyim 3 ay donduralım. 2-3 ay bütün kiralar bu konuda yasa çıkarsın devlet. Geçmişte nasıl bir takım şeyleri zorunluya bağlıyorsa bunu yapsın. Zaten piyasanın içinde ticari ilişkiler içinde insanlar birbirine karşı zaten anlayışla yaklaşıyorlar. Örneğin çek senet ertelemeler bugünlerde en çok talep edilen konu sahada yaşadığımız. Bunu zaten gücü olan firmalar ya da dağıtıcı distribütör olan firmalar bunu ellerinden geldiği kadar yapıyorlar. Ama bu insanların çok ciddi şekilde banka borçları var. Tamam. De kamu bankalarına bazı özel kolaylıklar getirdi ama özel bankalardan henüz bu konuda yeterince bir açıklama yok. Ve çok sayıda KGF kullanan bir rapor hazırlıyor mu? TÜBİDER bir rapor hazırlıyor mu bu konuda devlete sunmak üzere? Bunun az önce arkadaşlarımızın söylediği gibi yani TÜBİDER olarak olması önemli değil. En büyük sıkıntı zaten şimdi iyi niyetle konuşuyoruz. Hani bir araya gelelim yapalım diyoruz ama ben aşağı yukarı 6-7 yıldır STK başkanlar toplantısına katılıyorum. Orada toplam Türkiye'de şu anda 40'ın üzerinde STK var. Ve bunların her seferinde, her katılımda minimum 25-30 tanesi bir yere geliyor. Ve biz bir araya gelemiyoruz zaten. Yani zaten temel sektörün sıkıntısı bu. Her STK, örneğin 4 yıldır KOBİ'lerde dijital dönüşümde şöyle yapalım, böyle yapalım diye her noktayı ortaya koymamıza rağmen bir bakıyorsunuz
bir dernek bir tane kitap bastırmış, onu paylaşıyor. Ya diyorsunuz ki yani bunu paylaşırken bari danışsaydın, hiç değilse bir fikri sorsaydın ya da biz de böyle bir şey yapıyoruz deseydin. Aynı masalarda oturuyoruz ve aşağı yukarı her ay bir araya geliyoruz. Biz en büyük sıkıntımız maalesef bilgisayar sektöründe bütün çalışanların en büyük handikapımız maalesef istediklerimizi bir araya getirip paylaşamıyoruz. Hepimiz çok biliyoruz. En büyük sıkıntımız belki bu. Herkes çok biliyor. Yani bu eleştiri maalesef böyle bir sıkıntımız var. Gerçekten bırakalım bu üzerimizdeki title'ları, yakamızdaki ya da omuzumuzdaki şeyleri. Gerçi oturup neler yaparız onu bir konuşalım. Yani şu ana kadar STK başkanlar toplantısından çıkmış bir tane ya da iki tane konu var. O da bir yere verilen bir dilekçe şeklinde bir yazı. Rica minnet o dilekçede. O toplantıya ben bu konuyu yürüten konseptteki Bilişim Genel Sekreteri Behçet Envarlı Bey'in ne kadar çaba harcadığını biliyorum. O toplantıyı biz kamudan, devletten birini getiremiyoruz. Anlatamıyoruz derdimizi yani şimdi. Yani yapalım edelim, birlikte yapalım çok güzel bunlar ama artık yani ben artık o işleri bu işim itibariyle yoruldum yani bunları yapalım edelim noktasında. Gerçekten fiziki bir şey yapmaya ihtiyaçlarımız var. Onu, yani şu andaki tepkim içinde yanlış kelimeler kurduysam hep katılımcılardan hem de diğer noktadan özür dilerim ama gerçekten bu sektör batıyor. Bu sektörle beraber bütün Türkiye batacak. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Derdim bu. Rüştü, teşekkür ederiz. Bir cevap hakkı da oldu tabii. O kitabı çıkaran dernek kim bilmiyorum. Gönül Kamalı hanımefendi böyle bir kaşlarını çattı siz söylerken ama bir soracağım ona. Öncesinde yok, Aykut hocama bir soru var. Dediğimin verdiğim örnek yasakla ilgili değil. İsmini vermeyeceğim ona tabii. Buna sevindim. Polemik olmasın çünkü. Şimdi Aykut hocam diyor ki Duygu Atık hanımefendi görevine şirketini yazmamış ama şöyle diyor. Herkese merhaba. Öncelikle webinar için teşekkür ederim. Webinar değil, dijital etkinlik. Chatbot girişimleri yapay zeka gibi terimlerle bile daha yeni çalışan ülkem adına maalesef dijitalleşmeyi bu tip problemler başımıza gelmeden düşünemeyecektik. Normal Sıvıç kardeşimiz de diyor ki merhaba. Hocam kesinlikle haklı. Şirket ölçeği fark etmeksizin bilgi teknolojiye bakış açısı bilgisayara format atmak olarak bilinmekte ve gereksiz gider olarak görülüyor demiş. Ona da teşekkür ediyoruz sorusu için. Şenol Dükkürt, Alim Bey'in sorusunu sorduk zaten. Son olarak İdris Doğru Bey'in 3 tane sorusu var ama bir tanesini paylaşayım. Ya da yorumunu paylaşayım. Devletin yazılım yapmasına ne yorum yapabilirler bu bağlamda? Devlet bize rakip diyor ki benim de buna katıldığımı belirtmek isterim. Evet Şükrü Başkan, Rüştü Başkan bayağı bir yoğun oldu. Ben de burada yoğun. O soruya cevap ver. Çete cevap ver. Birini sustur, birini konuştur. Bayağı yoğunlukta hatalar yapmış olabilirim. Herkesten adıma özür diliyorum. Son soruları da derleyerekten bir kapanış konuşması yap. Başka konuşmak isteyen olursa da bana işaret edir senin konuşmandan sonra. Birkaç dakika daha uzatabiliriz. Seni dinliyoruz. Sevgili Murat dostum sana ve ekibe gerçekten çok teşekkür ederiz. Bu fırsatı verdiğiniz için. Küçük bir hatırlatma yapayım. Biz TÜBİDER olarak aynı zamanda TÜBİFET üyesiyiz. TÜBİFET Türkiye Bilişim Sektörü Dernekleri Federasyonu ve Anadolu'da 14 tane daha Anadolu Derneği'nin içinde olduğu bir dernek. Bunların içinde Gaziantep, Bursa, Sakarya, Bitlis gibi çok sayıda ilimiz var. Dolayısıyla bugün zaten bu konuşmalarımı da paylaştığım dokümantasyonlarıyla bilgilerin önemli bir bölümü bu arkadaşlarımın da daha öncesinde yaptığımız ön görüşmelerden çıkan özetler şeklinde. Ben konuşmanın son bölümünü şöyle kapatmak istiyorum. Aslında biraz daha somut örnekler verelim. Bu bahsettiğim çözümler sevgili Gönül Hanım'ın yasa olarak açıkladığı sunumun içinde de zaten bir kısmı var. Neler olabilir? Yani neler bekliyor aslında? Sektör ne bekliyor aslında? Bir kere bilişim sektörü öncelikli sektörler arasında olmalı. Yani bu olmazsa olmaz haline getiriyor. Yani her aşamada, her fırsatta bu bir numarada olmalıyız. Yani önce bilişim sektörü sonra diğer sektörler gelmeli. KDV bu 3 ya da 6 ay için bu özellikle yatırımların desteklenmesi için önemli bir şekilde %1'e düşürülmeli. Bilişim firmalarının yatırımlarına ya da bilişim firmalarının değil diğer firmaların KOBİ'lerin yatırımlarına COSGAP destekleri biraz daha fazla açılmalı. Bu konuda COSGAP daha çok işin içinde olmalı. Biraz
şu anda daha seçici davranıyor. Fırsatları biraz daha destek vermeli. Bir başka konu, iş yeri kiraları 3 ay için dondurulmalı. Nisan, Mayıs, Haziran için konuşuyorum. Yani en azından rakam artırılmalı. Hatta kira sahibiyle konuşularak belirli oranda %20, %30'larda düşürülebilir bile bu süreçte. Buna ihtiyaç olduğu açık. Bir başka sıkıntılı konu, bizim birçok üyemiz, kamuya iş yapmış, belediyeye iş yapmış üyelerimiz tahsilatlarını yapamıyorlar. Yani burada çok gecikmiş tahsilatlar var. İhale açılırken 3 ay, 6 ay denmiş, bugün aradan 9 ay geçmiş, 1 sene geçmiş. Ve bunun için de çok ciddi rakamla ulaşmış borçlar, birikmişler var ve bunların çoğu mahkemelik hale gelmiş durumlar var. Şu sırada da belediyelerin ya da kamunun yapacağı en iyi şey bu borçları hızlı bir şekilde kapatması. Yani zamanında geleni kapatsın. Yani ben erken öyle olsun anlamında söylemiyorum ama hiç değilse zamanı geçmiş olanlarını kapatması, bunları yapması. En temel işte ay başında örneğin Nisan, Mayıs, Haziran'da dediğimiz bu elektrik, doğalgaz, telefon, su gibi bir takım temel giderlerin ötelenmesi ya da %50 indirimli yapılması, daha fazla düşürmemesi. Bir başka noktada bu ötelenen vergi, SSK, stopaj gibi şirketlerin ödemelerine faiz tahakkuku yaptırılmaması. Yani bir faiz noktası eklenmemesi. Dolayısıyla biz bununla ancak bu sektörün ekosistemini yaşatabilirsek, yani bu sektörde hizmet veren firmaları, bu bahsettiğim bilişim sektörleriyle beraber bu anlattıklarımın çoğu diğer sektörleri de içeriyor. Bu kira olsun, SSK vesaire gibi diğer konular. Dolayısıyla eğer kamudan, devletten bu şekilde bir ekonomik düzenleme çıkarsa biz bu işleri sağlıklı götürebiliriz. Yoksa gerçekten biz benzer organizasyonu, şu yaptığımız işi 3 ay sonra başka şeyler konuşmak zorunda kalabiliriz. Ve bu gerçekten çok ciddi kayıp. Güzel bir özet oldu. Beklentilerimizde bizim de Beta Haber Bilişimizi ve Sohbet isteklerimizi dile getirmiş oldun. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi süremiz aslında normal şartta bitti ve bizi sabırla takip eden 60'a yakın katılımcı var. Onlara gerçekten çok teşekkür ediyorum.